Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir uzun lifin anlatımını yapacağım. Hanımlar, lifimizin tasarımcısı Filiz'in Elif'i lif modellerine ait. Oradan ben de görüp izledim. Biraz farklılık yaptım ama model olarak ben de oradan görerek yararlandım. Şimdi 3 renk ipimiz var. 2 katlı lif iplerinden kullanıyorum. Bonbon marka. Tığ ise hanımlar şöyle 2 numara 1.75 milim ve hemen yapımına geçelim. Hanımlar bu şekilde parmağıma dolayarak bir tane kilit zincir yapalım. Şöyle bir tane zincirimi yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Tam olarak 7 tane zincir yaptım. Şurada yaptığım zincirime batıp iki ucunu birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir başına doladım. 1 tane ikili trabzan. 1, 2 zincir başına doladım. 1 tane ikili trabzan. Bu şekilde arasına 2 tane zincir yaparak trabzan sayımızı 12'ye çıkartalım. Hanımlar 12 tane trabzan oluştu. Her trabzanın arasında 2 tane zincir. Bu şekilde 2 tane daha yaptım. Buraya kaydırarak 1, 2 zincir yapıp buradan sarı ipimi kesiyorum. Sarı ipimizden tamamen işimiz bitti. Şimdi hemen beyaz ipime geçiyorum. Şöyle. Hemen şu zincirlerimin, trabzanlarımın arasına ipimi sabitliyorum. Buradan ipimi uzatarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 batımlık bir fıstık yaptım. Fıstığımı tek seferde kapattım. Arasına 2 tane zincir hemen ileriye. Aynı şekilde 5 tane daha fıstık. Hanımlar ister tek ister iki kere de kapatabilirsiniz. Bu şekilde 5 fıstıklarımızı yapalım. Aralarında ise 2 tane zincir. Şöyle. Bu şekilde tamamının içini doldurup gelelim. Hanımlar bu şekilde hepsine tek tek fıstıklarımı yaptım. Şimdi iki zincir yaparak kaydırma tekniğiyle ilk yaptığım fıstığın tepesine batıp kaydım. Şimdi buraya bir zincir yapıp şöyle ipimi kopardım. Şimdi mor ipimi alarak hemen devam ediyorum. Herhangi bir araya şöyle buraya ipimi sabitledim. İpimi uzatarak buraya bir tane fıstık yapalım. Fıstık sayısı hanımlar ipiniz kalın ise çok doldurmanıza gerek yok. İnce ise doldurmanıza gerek var. Eğer ince ise fazla doldurun. Şimdi ben buraya bir fıstık yaptım. Tepesine iki zincir aynı yuvanın içine şöyle bir tane daha fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapattım. Buraya çift fıstık dolgusu yaptım. Arasına iki zincir. Hemen bir ileriye. Bir tane fıstık. Fıstığımı kapattım. Arasına iki zincir. Tekrar ileriye. Bir tane daha tekli fıstık. Şimdi yine iki zincir yapıyorum. Bir ileriye çift fıstık. Arasına iki zincir. Tekrar aynı yuvaya bir tane daha.
Hanımlar bu sırada iki çift, iki tekli fıstık yaparak devam edelim. Hanımlar toplanma olabilir. Yaptıkça düzeliyor. Şöyle. Tekrar iki zincir. Şuraya çift. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim, yapıp gelelim. Hanımlar sıramın sonuna geldim. Şöyle iki zincir yaparak buraya kayıyorum. Dediğim gibi bu şekilde toplanabilir elimizden. Şöyle bir düzeltelim. Bakın bu şekilde biraz çekiştirip düzeltelim. Şimdi devam ediyorum. Bakın ikili fıstığın tepesindeyim. Şuraya battım. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepesine iki zincir. Tekrar aynı yuvaya bir tane daha fıstık. Şöyle fıstığımı kapattım. Buraya çift fıstık. Çift fıstıklarımızın arasına çift, teklilerin arasına tekli fıstık yaparak bu sırayı da bitirelim. Hanımlar arasına istediğiniz kadar zincir yapabilirsiniz. 2 veya 3 tane. Çünkü eğer çok toplanıyorsa fazla yapabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre zincir sayısını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bakın yine çiftin üzerindeyim. Çiftin arasına çift fıstık yapıyoruz. Şöyle. Bu sırayı da bu şekilde bitirip gelelim. Hanımlar sıranın sonuna geldim yine. Şuraya iki tane zincirimi yaptım. Kaydırma tekniğiyle şu tepeye kaydım. Burada iki tane zincirimi yaptım. İpimi kopardım. Elimizden şu aralarını biraz bu şekilde açalım. Şöyle düzeltelim. Bakın kare şeklini almış oldu. Şöyle. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Kenarını beyaz ipimizden yapacağız. Şöyle kutu teknik olarak yapacağız. Bakın şöyle ikilinin arasına ipimi sabitledim. Burası köşe, köşelerde çoğaltma yapmamız gerekiyor. Ama bu ilk yaptığım köşe olduğu için burada dönüşte çoğaltmasını yapacağım. Şöyle bir fıstık yaptım. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tepesine bir zincir. Tekrar ipimi uzatarak şöyle tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum. Başına doladım. Şuraya hemen şuraya bir fıstık. Bakın ikisini beraber kapattım. İpimi tutarak kapatıyorum. Diğer fıstıklar gibi yapmıyoruz. Tekrar şuraya bir fıstık. Başına doladım. Hemen bir ileriye. Bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Aynı mantıkla devam edelim. Tepeye bir. İleriye bir. Yandan tutarak kapattım. Köşeye kadar aynı şekilde devam edelim.
Hanımlar bakın burası iki fıstığımızın arası köşe oluyor. Orada çoğaltma yapıyoruz. Şimdi burayı normal fıstık olarak yaptım, kapattım. Tam köşedeyim. Şimdi buraya bir fıstık. Bu çoğaltma hanımlar. Bakın fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doladım. Tekrar aynı yuvaya, yani köşeye batıp buraya bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Burada çoğaltmamı yapmış oldum. Şimdi kutu teknik yaparak devam edelim. Diğer köşelerde yine burayı yaptığımız gibi yapacağız. Başlangıç köşesine kadar yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde yapalım. Bu arada elimde biraz buruştu. Düzelecektir. Şimdi şu köşeye kadar yapalım. Köşede çoğaltma. Burada tekrar çoğaltma. Şuradaki çoğaltmayı beraber yapacağız. Hanımlar bu şekilde bakın bu köşeleri de yaptım. Şimdi burası başladığımız nokta. Şurası. Buraya bir fıstık. Şöyle. Buraya bir fıstık, başına doladım. Şuraya bir, burası bizim köşe. Bakın ikisini beraber kapatıyorum. Şimdi buradaki çoğaltmayı hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Buraya bir fıstık. Bakın fıstığımı yaptım. Şurası boşluk. Başına doladım. Hemen bu fıstığımın tepesine. Bir fıstık ve ikisini beraber kapattım. Buradaki çoğaltmayı da bu şekilde yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde bir sıra daha yapalım. Biraz beraber yapalım. Burası köşe. Dönüşte burada çoğaltmayı yapacağız. Tekrar buraya bir fıstık yapalım. Fıstığımın tepesine bir fıstık, başına doladım ileriye bir fıstık, şöyle ikisini beraber kapattım. Şuraya tekrar bir fıstık, başına doladım ileriye bir fıstık, İkisini beraber kapattım. Köşeye kadar aynı mantıkla devam edelim. Buraya bir, ileriye bir, ikisini bir kapattım. Şöyle köşemiz burası. Köşeye kadar devam edelim.
Şurası bizim köşemiz. Bakın köşeye bir fıstığımı yaptım. Şimdi çoğaltmaya geçelim. Çoğaltma yine az önce yaptığımız gibi buraya bir fıstık. Buradaki fıstığı kapatıyorum. Şöyle. Bunun tepesine bir fıstık. Başına doladım. Bakın şuraya değil, şuraya. Batıp köşeye, tam köşeye. Buraya bir fıstık ve ikisini beraber kapatıyorum. Buradaki köşemizi de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi düz devam ediyoruz. Kutu teknik olarak ileriye batıyorum. Hanımlar, burayı da başladığımız noktaya kadar devam edelim. Köşelerde çoğaltma yapmayı unutmayalım. Şuraya kadar yapıp gelelim. Hanımlar, köşeye yaklaştım. Burası bizim köşemiz. Şimdi şuraya bir fıstık. Bakın köşeye batıyorum. Bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Burada boşluk oluştu. O boşluğu hemen doldurup çoğaltmamızı yapmış olalım. Buraya bir fıstık, başına doladım. Bu fıstığımın hemen tepesini şöyle bir fıstık ve bu şekilde fıstığımı kapattım. Bu parçayı bitirdim hanımlar. Daha önce aynı şekilde İki parça daha yapmıştım. Şöyle lifimiz uzun lif olacağı için hemen biraz bu şekilde göstereyim. Aynı şekilde siz de iki parça daha yapın. Toplamda üç tane parça olacak şekilde. Şimdi bakın burası bizim lifimizin yüz tarafı. İpimi şimdi koparmıyorum. Aynı şekilde burası da yüz tarafı. Şöyle burası da yüz tarafı. İki yüz tarafı birbirine bakacak şekilde. Şöyle ipimi bakın şuradan çıkardım. Hemen bu köşeden battım. Şuraya bu şekilde birleştirdim. Şimdi arasına fıstık boyutumuzda zincir yapalım. 5 veya 6 artık ne kadar gerekiyorsa bu şekilde iki katından da alarak devam edelim. 1 2 3 4 5 iki katından da her iki taraftan da alarak şöyle devam ediyorum. Kafanız karışmasın. Şöyle birleşmeyi bu şekilde yapıyoruz. Daha farklı tekniklerde de yapabilirsiniz ama bana göre bu şekil daha kolay oldu ve daha düzgün duruyor. O yüzden ben bunu tercih ettim. Şöyle. Şöyle bakın sonuna kadar geldim. Burayı da birleştirdik. Sıramızın sonu burası. Buradan ipimi koparıyorum. Kopardım hanımlar. Şöyle düzeltelim. Bakın. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Gayet düzgün oldu. Sanki üzerine yapılmış gibi. Aynı şekilde diğer parçamızı da birleştirip gelelim. Hanımlar, bu şekilde lifimi birleştirdim. Şimdi mor ipimi alarak şöyle kuplarından yapacağız. Şimdi bakın şuraya ipimi sabitliyorum. Şöyle bunu biraz indirelim. Şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Burası bizim köşemiz bu arada. Fıstığımın tepesine bir fıstık,
Hemen ileriye batıyorum. Buraya bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Şöyle. Şuraya tekrar bir fıstık. İleriye bir. Şöyle kapattım. Hanımlar şuraya kadar düz yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde sıramın sonuna geldim. Şimdi çeviriyorum bu şekilde. İpimi uzatıyorum. Şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. İleriye bir. İkisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir. Şöyle ileriye bir. İkisini beraber kapattım. Şimdi hanımlar 5 tane fıstık yapalım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Bakın üst üste 5 tane yapalım. 1 yaptım, kapattım. Tepesine bir tane daha. Şöyle. Aynı şekilde 3 tane daha yaparak 5'e tamamlayalım. Hanımlar 5.'yi kapatmıyorum. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4. Şuradan 5. noktaya batıp devam ediyorum. İkisini şöyle tutarak beraber kapatıyorum. Burada kulpumuz oluşmuş oldu. Şöyle. Buraya bir fıstık. Buraya tekrar bir. Şöyle ikisini bir kapattım. Hanımlar şuradan ipimi koparıyorum. 3 zincir yaptım sağlamlaştırmak için. Burada ipimi kopardım. Şimdi aynı şekilde bakın şurayı da buraya yaptığımız gibi yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde iki tarafını da yaptım. Şimdi ikinci tarafının ipimi kesmiyorum. Üzerine devam edeceğiz. Aynı şekilde hanımlar tamamının kenarını yapacağız. Şurayı şöyle alarak devam edeyim. Buraya bir fıstık. Bu arada köşelerde çoğaltma oluyor. Buradaki köşeyi şimdi çoğaltmıyoruz. Dönüşte. Küçük parçaları yaptığımız köşeler gibi. Burayı da çoğaltmamız gerekiyor. Şimdi kutu teknik olarak devam edelim. Şöyle. İkisini kapattım. Buraya bir fıstık. İleriye şöyle bir fıstık. İkisini bir kapattım. Tepeye bir. Şöyle bu fıstıklarımızı düzeltelim. Tepeye. Dibine bir. Şöyle ileriye.
Hanımlar bakın, köşeye geldim, burayı çoğaltıyoruz. Beraber burayı çoğaltalım. Diğer kalan köşelerimiz de aynı. Zaten toplamda 4 köşemiz var. Şuraya bir fıstık çoğaltmak için fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doladım. Şuraya bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Hanımlar kutu teknik yaparak devam ediyoruz. Şuraya bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Şuraya tekrar bir, ileriye bir. Biraz ipimiz uzun oldu. Şöyle kapattım. Hanımlar devam edelim. Şuradan bakın şu köşeye kadar, bu köşede çoğaltma bir sıra, burayı yaptığımız gibi şurayı da geçiyoruz. Bu köşede tekrar çoğaltma, şuradaki köşeye gelene kadar yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde diğer köşelerde de çoğaltma yaparak bu sırayı bitirmiş oldum. Şimdi son sıramız kaldı. Bu arada lifim bayağı büyüdüğü için tam da görünmüyor sanırım. Şöyle biraz kaldırsak görünebilir. Şöyle. Şimdi kenar tığlamasını yapalım. Kenar tığlamasını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim kenar tığlamam yatay fıstık olacak. Çünkü lifim bayağı büyüdü. O yüzden bu kenar tığlamasını yaparak biraz daha büyütmeyelim. Şöyle yatay fıstığımızı yapalım. Şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Şuraya batıp kaydım. Tekrar şuraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Şuraya batıp şöyle kaydım. Aynı şekilde hepsini yapalım. Hanımlar çok kolay bir kenar tığlaması ve gayet güzel duruyor. Bu şekilde tamamını yapalım, gelelim. Hanımlar lifimi bitirdim. İnanın gayet güzel oldu. Hem uzun oldu hem de kullanışlı, güzel bir model oldu. Aynısını eğer kare istiyorsanız yorum kısmında kare, yuvarlak, kesede yazıp belirtebilirsiniz. Çok istek görürsem bunu takım olarak yapacağım. Modelimiz bu şekilde bitti. Biraz da şöyle yakın göstereyim. Bence gayet güzel, kullanışlı bir lif modeli oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.